İyi geceler. Burası dünyanın dört bir yanından izlenebilen Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber İstanbul Harbiye Stüdyoları. Saatler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin seçim vaatlerini açıkladığı Türkiye'de 23'ü, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la planlanan zirveyi iptal edip gerekirse ordumuz hazır mesajıyla gazete verdiği Washington'da 16'yı, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francisco'nun İslam'ın terörle bir tutulmasına karşı çıkarak bu yöndeki söylemleri yalan ve saçmalık diye nitelediği İtalya'da 22'yi, kendini Ermenistan Başbakanı Paşinyan olarak tanıtan kişinin tam 18 dakika boyunca İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'ı işlettiği Londra'da da 21.01'i gösteriyor. Merhaba, ben Fuat Kozluklu, haftanın dördüncü gece bakışıyla karşınızdayız ve önce her zaman olduğu gibi günün öne çıkan gelişmelerinden bazı haber başlıkları diyeceğiz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen partisinin seçim beyannamesini açıkladı. 146 büyük bulunduğu ve AK Parti'nin gelecek vizyonuna ışık tutan beyannamede sağlıktan eğitime, savunmadan kültüre, çevreden ekonomiye yapılacaklar 8 ana başlıkta toplandı. Güçlü Türkiye vurgusunun hakim olduğu beyannamede ekonomi öne çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim hazırlıklarında sona geliniyor. Partide gözler cumartesi açıklanması beklenen seçim beyannamesine çevrildi. Seçimde kullanılacak broşür, ilan ve seçim otobüsleri de hazır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran sloganı ise millet için geliyoruz olarak belirlendi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli dövizdeki yükselişi değerlendirdi. 2001 yılındaki krizi hatırlattı. Senaryo aynı uyarısı yaptı. O zaman hedef Ecevit'ti, şimdi Erdoğan dedi. MHP lideri Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin parlamenter sisteme dönüş çağrısını eleştirdi. Bu sistemi geri vitese takmak doğru değil ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini cebinden çıkardığı dört kartla anlattı Bahçeli. Merkez Bankası faiz artırım kararının ardından döviz kurundaki hareketliliğe yönelik yeni bir hamle gerçekleştirdi. Merkez Bankası piyasadaki döviz miktarını artıracak. Bankalara sağlanacak geçici döviz miktarı 6 milyar 150 milyon dolardan 8 milyar dolara çıkarıldı. Haftanın dördüncü iş gününde Perşembe'nin gündeminde öne çıkan bazı haber başlıklarıydı. Bunların ayrıntıları ve daha fazlası için gece bakışı diyoruz ve hemen başlıyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin seçim beyannamesini geride kalan günde Ankara'da spor salonunda düzenlenen bir etkinlikle açıkladı. Sağlıktan eğitime, savunmadan kültüre, çevreden ekonomiye tam 8 başlıkta 146 büyük proje diyor. Ordudan insani gelişime, kentsel yapıdan yaşam tarzına kadar geniş bir yelpazede vaatlerde bulundu Erdoğan. Seçim beyannamesinde her alanda gelişme ve iyileşme gerçekleştireceğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cari açığın azaltılması, mali disiplinin korunması, sermaye piyasalarının geriletilmesi ve enflasyonun azaltılması için seçimlerin ardından yeni ve güçlü yöntemlerin kullanılacağını ifade etti. İnsanların hayat tarzlarına saygı duymaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, cemevlerine hukuki statü verileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir de müjde verdi. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. İşte AK Parti'nin merakla beklenen, gelecek vizyonuna ışık tutan seçim beyannamesinden öne çıkan başlıklar.
Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye başlığıyla hazırladığımız seçim beyannamemizi yaparsa yine AK Parti yapar diyerek milletimizin takdirine sunuyoruz. Manifesto ile çerçevesini çizmişti. Detayları aday tanıtım toplantısında verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Sözde milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir müjde ile başladı. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. AK Parti'nin gelecek vizyonuna ışık tutan beyanname 360 sayfa. Yapılacaklar kültürden turizme, sağlıktan savunmaya 8 başlıkta toplandı. Güçlü Türkiye vurgusunun hakim olduğu beyannamede ekonomi ön plana çıktı. Dünya ekonomisinden aldığımız payı %1,5 düzeyine taşıyacağız. Korumacılık eğiliminin küresel düzeyde yükseldiği bir ortamda geci rüzgarlara kapılmayıp dışa açık, rekabetçi, serbest piyasayı esas alan ekonomik yapımızı güçlendirerek yola devam edeceğiz. Kadınlara ayrı başlık açıldı. Kadın girişimciliğin güçlendirileceği vurgulandı. Kadınların iş gücüne katılma oranı 2023 sonunda %40'ın üzerine çıkaracağız. Erdoğan, Türkiye'yi demokrasi liginde bir üst sınıfa çıkaracağız dedi. Yasakçı zihniyetle mücadele edileceğini ifade etti. Cemevlerine hukuki statü verileceğini söyledi. Yeni dönemde geleneksel irfan merkezlerimizde cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Erdoğan dünyadaki dönüşüme işaret etti. Değişim sürecinde geri kalanların daha çok bedel ödediğini söyledi. Dijitalleşmeye özel bir önem veriyoruz. Ve dijital Türkiye'nin vaktinin geldiğine inanıyoruz. Eğitimde yeni dönemin kapılarını açacak başlıklarda AK Parti beyannamesinde müfredatın daha da güçlendirileceği vurgusu var. Önümüzdeki yıldan itibaren tüm okullarımız tam gün eğitime geçebilecek hale gelecektir. Kurumsal yapılardan okul türlerine, öğrencilerin becerilerinin yönlendirilmesinden öğrencilerimizin niteliklerine kadar eğitimin her alanında çok önemli reformları hayata geçireceğiz. Terörle mücadele de önemli başlıklar arasında yer aldı. Terör örgütleriyle mücadelemizi inlerine kadar girmek suretiyle kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz. Yerli haberleşme uydusu, milli otomobil, yerli milli savunma projeleri, otoyol ağı, 15 şehre daha hızlı tren. Erdoğan 146 büyük projeyi de anlattı. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanacak. AK Parti'nin seçim beyannamesiyle milletvekili adaylarının tanıtım toplantısında Başbakan Binali Yıldırım da konuştu. Yıldırım iddialı mesajlar verdi. Yeni bir zafer kazanmak için gün sayıyoruz dedi. AK Parti ailesi olarak yeni bir zafer kazanmak için gün sayıyoruz. Vakit Türkiye vakti diyerek ülkemizin dört bir yanına dağılacağız. Her vatandaşımıza Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yeni sisteme anlatacağız. Bu salonda sadece yol arkadaşlarımız değil, sadece 600 milletvekili adayımız yok. Aynı zamanda 81 milyonun umudu, heyecanı var. AK Parti ülkemizde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kadar bölgedeki ve dünyadaki bütün mazlum milletlerin umududur. AK Parti meydanlarda vakit Türkiye vakti yapsa AK Parti yapar diyecek. AK Parti seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısında seçim kampanyasında kullanılacak sloganlar ve müzikler de tanıtıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına partinin 2011 seçim müziği olan Haydi Bir Daha şarkısının sözlerini okuyarak başladı. O sırada şarkı da fonda çalındı. Ankara Arena Spor Salonu'nda önümüzdeki 30 gün boyunca meydanlardan yükselecek 9 şarkı dinletildi. İşte AK Parti'nin aday tanıtım toplantısından izlenimlerimiz. Erdoğan, Erdoğan, aslan yürekli adam. Cumhurbaşkanı eşiyle el ele salona girdi, Erdoğan marşı ile çıktılar platforma. Erdoğan, Erdoğan, hatta aşır bir adam, Mehmet'imin sevdarı, kahraman başkomutan. Şarkının söz ve müziği Ali Sinanoğlu'na ait. Meydanlardan yükselecek ana şarkı Erdoğan marşı olacak. Ve onunla birlikte 9 şarkı daha duyulacak meydanlar. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. O şarkılardan biri de Dombra'nın mimarından Arslanbek Sultanbekoğlu'dan Birlikte Türkiye diyecek AK Parti. Canımsın, davansın. Şarkılar kadar sloganlar da iddialı. Vakit, Türkiye vakti diyerek yola çıkıyoruz. AK Parti vakit Türkiye vakti diyecek, güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye vurgusu yapılacak. Yeni dönemi güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye umdesiyle ifade ediyoruz. Yaparsa AK Parti yapar sloganıyla da AK Parti'nin icraatleri referans gösterilecek. Seçim beyannamemizi yaparsa yine AK Parti yapar diyerek milletimizin takdirine sunuyoruz. Edirne'den Kars'a tüm Türkiye'yi kucaklayan AK Parti 24 Haziran seçimleri için belirlediği sloganlarda da birlik ve beraberlik vurgusunu ön plana çıkardı. Kürsüde Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullandığı logoyla AK Parti amblemi vardı. Cumhurbaşkanının kürsüdeki ilk sözleri 2011 seçim müziği olan Haydi Bir Daha şarkısının sözleriydi. Aynı yoldan geçtiğimiz, aynı sudan içtiğimiz, aynı şarkıları söylediğimiz, gönüllerimiz ve dualarımız bir olan siz değerli milletvekili adaylarınızı sevgiyle selamlıyorum. Ve veda ederken partilileri Rabia işaretinin anlamına gönderme yapan Birlikte Türkiye şarkısıyla selamladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vakit Türkiye vakti diyerek yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimini %50'nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz dedi. AK Parti'de beyannamenin açıklandığı o toplantıda milletvekili adayları da tanıtıldı tek tek. Listede kendine yer bulan isimler, hele hele ilk defa listeye girenler oldukça heyecanlıydı. Vitrinde en çok dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Safoğlu ve genç adaylar dikkati çekti. AK Parti bu dönem siyasette kadınları ön saflara çıkardı. Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı, bir davası ol. Vatan sevdalısı nesile. Adaylara mesajlarını Cahit Zarifoğlu'nun bu dizeleri üzerinden verdi. AK Parti vitrinini ve AK Parti'yi seçime götürecek yüzleri tanıttı. Adana, Julide Sarıyeroğlu. 167'siyle yola devam edildi. 433 yeni isim listede kendine yer buldu. Henüz 18 yaşında olan da var. Uzun süre milli formayla Türkiye'yi temsil edenlerdi. Antalya. Önce iller, sonra isimler tek tek anons edildi. Adaylar sahneye çıkıp fotoğraf çekildi. Binali Yıldırım son başbakan sıfatıyla İzmir'den milletvekili adayı oldu. Milli motosikletçi Kenan Soğulu o adaylardan biri. Pistlerin tozunu attıran Sofuoğlu da milletvekilliği yolunda ilk adımını attı. Fotoğraf karesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Sofuoğlu'nun yanına aldı. Yalnızca o değil, spor dünyasından iki isim daha AK Parti vitrininde yerini aldı. Futbolcu Alpay Özalan ve eski milli güreşçi Selçuk Çebi de AK Parti'nin yola çıktığı isim oldu.
Seçilme yaşının 18'e düşürülmesinin ardından gözler genç adaylara çevrilmişti. 25 yaşın altında tam 57 isim aday listesinde. En genç aday Kocaeli'den 18 yaşındaki Elif Nur Bayram da fotoğraf karesindeydi. AK Parti yönetimde kadınlar da söz sahibi olsun dedi. 126 aday gösterdi. Listede 8 engelli aday yer alıyor. AK Parti yeni dönemi gençlere emanet etti. 600 kişilik listenin yaş ortalaması 44. Basının ilgisi de adaylara yoğundu. Siyasetin nabzını tutan gazeteciler tanıtım toplantısına adeta akın etti. Kabine yeni dönemde ciddi şekilde küçülecek. Yürütme kabiliyeti güçlü ekip oluşturulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bürokrasideki engellerin ortadan kalkacağını söyledi. TRT özel yayınında gündem değerlendiren Cumhurbaşkanı'na 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptırılan anket sonuçları da soruldu. Erdoğan ipuçları verdi. Adeta yeniden doğmuş gibiyiz. Artık böyle 25 kabine bakan şeyi, bakanlar kurulu yok. Şu anda sayı ciddi manada düşecektir. Kabine küçülecek, yeniden dizayn edilecek. Bürokrasinin azaldığı yeni bir dönem başlayacak. Mesafeyi hızlı alacağız ve bürokratik oligarşinin o ayağımızdaki rangalarını şimdi rahatlıkla atacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Haber'in özel yayın konuğu oldu. Seçilmesi halinde nasıl bir kabine oluşturacağını açıkladı. Oluşturulacak kabinenin ülkede en seçkin, hakikaten yürütme kabiliyeti de güçlü insanlarla Cumhurbaşkanı böyle bir ekip oluşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim güvenliğine de değindi. A'dan Z'ye her türlü tedbir alındı dedi. Bölgede atılacak olan bir emniyet güvenliğe yönelik adımlar var. Bir de bunun dışında atılması gerekenler var. Nedir bu? Ya mesela buralardaki il seçim kurullarındaki müdürler, ilçelerdeki müdürler bu konularda geçmişte maalesef çok çirkin diyebileceğim personel atamaları vardı. O endişeyi bu seçimde yaşamayacağımıza inanıyorum. Cumhurbaşkanına 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anketler soruldu. Erdoğan anket sonuçlarını paylaşmadı ama milletin yola devam diyeceğini ifade etti. 14 Ağustos'ta girdiğimiz o seçimde ilk turda bu fakir seçildi. %52 küsuratı vardı. Karşımda da o zaman 14 parti vardı. Ben inanıyorum ki benim milletim yine bu evladına yanıltmadığı için bu evladına yine sahip çıkacaktır. Çünkü bu defa yeni bir sistemle biz geleceğin Türkiye'sini çok daha farklı bir şekilde hem inşa hem ihya edeceğiz. Siz elinizde yeni anket var mı? Var. Ne diyor? Durmak yok, yola devam diyor. Ve FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den usulünce istenmediği iddiası. Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamalarına bir kez daha tepki gösterdi. İnce'yi iddiasını ispata çağır. Dürüstsen, samimiysen, ya bunu Milli İstihbarat'a, sana Amerika'dan bunu kim söylemiş? Veyahut da Adalet Bakanlığı'na bunu belgesiyle vermen lazım. Amerika'da hangi yetkili böyle bir konuda bunu aramış da buna böyle bir şey yok, bunlar gazete küpürüdür, şudur budur filan falan demiş. Şehirlerde devasa büyüklükte millet bahçeleri kurulacak. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT'de katıldığı özel yayında verdi. 29 Ekim sonrası taşınacak olan İstanbul'daki Atatürk Havalimanı arazisinin tamamı, yani yaklaşık 12 milyon metrekarelik alan millet bahçesi yapılacak. Dünyadaki diğer büyük parkları da hatırlatmak isterim. New York'taki Central Park tam 3 milyon metrekare büyüklüğünde ve 159 yaşında. Atatürk Havalimanı alanı ise tam Central Park'ın 4 misli büyüklükte bir alan. Yani diğer bir ifadeyle dünyanın en büyük kent parkı
İstanbul'da olacak. Paris'teki Lüksemburg bahçeleri, Londra'daki Hyde Park, San Francisco'daki yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Golden Gate Park dünyanın ünlü kent parkları olarak öne çıkıyor ama Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak Millet Parkı, Millet Bahçesi dünyadaki en büyük park, bahçe olacak. İnşallah havalimanının olduğu yere biz Millet Bahçesi yapacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri müjdesini parti beyannamesini açıklamadan önce TRT özel yayınında duyurdu. Atatürk Havalimanı var ya, evet. Orası Millet Bahçesi olacak. Mevcut Atatürk Havalimanı'nda da inşallah orayı da dev bir Millet Bahçesi haline getirmek suretiyle artık şehrin merkezinde istiyoruz ki böyle bir Millet Bahçesi olsun. İstanbul'da 29 Ekim'de açılışı gerçekleştirilecek olan yeni havalimanıyla birlikte Atatürk Havalimanı'nda akıbeti merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbulluya müjdeyi verdi. 11 milyon 650 bin metrekarelik Atatürk Havalimanı arazisi artık Millet Bahçesi olarak kullanılacak. İstanbul'un 5 Millet Bahçesi olacak. Bunlardan en büyüğü Atatürk Havalimanı alanında yapılacak ve dünyadaki örneklerinden daha büyük olacak. Atatürk Havalimanı'nın tamamında kuracağımız Millet Bahçesi. Artık orası havalimanı olmaktan çıkacak. Orayı tamamen aynen bir Central Park gibi, bir Hyde Park gibi bu hale dönüştüreceğiz. Ve onların hepsinden daha büyük olacak. Çok daha büyük olacak. Onların 3 katı büyüklükte olacak. Millet bahçeleri sadece İstanbul'da değil birçok kentte yapılacak. Ankara'da mevcut AKM alanını İzmir'de, Bursa'da, Trabzon'da, Gaziantep'te, Adana'da yapıyoruz, Mersin'de yapıyoruz, Samsun'da yapıyoruz, Malatya yapıyoruz. Eski statların yerlerini Millet Bahçeleri haline çeviriyoruz. Şimdi soruyorum, kimmiş çevreci? Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim hazırlıklarında da sona gelindi. Gözler beyannameye çevrildi, vaatlere çevrildi. Seçimde kullanılacak broşür, ilan ve seçim otobüsleri hazır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran sloganı ise ki cumartesi açıklayacak Cumhuriyet Halk Partisi, millet için geliyoruz. CHP'nin 24 Haziran sloganları hazır. Sahada millet için geliyoruz, artık tamam sloganları kullanılacak. Seçim otobüsleri giydirildi, billboardlar hazırlandı, broşürler bastırıldı. Milletvekili kampanyasında kullanılacak slogan hem seçim otobüslerinde hem de poster, tişört ve şapkalarda yerini aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüm hazırlıklar tamamlandı. Parti genel merkezi bayraklarla süslendi. Artık gözler 26 Mayıs'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklayacağı seçim beyannamesinde. Cumartesi günü Ankara'da açıklanacak beyannameye ekonomik vaatler damga vuracak. Cumhuriyet Halk Partisi asgari ücreti 2200 liraya yükseltmeyi, aile sigortasının kapsamını genişletmeyi vaat edecek. Bir bayram alanı içinde sandığa gitmelidir. Beyannamede çiftçiler için mazot fiyatlarında indirim, emeklilere 2 maaş ikramiye ve öğrencilere burs desteği vaatleri de yer alacak. CHP seçim beyannamesinde güçlü parlamenter sistem vurgusu yapacak. Yargı bağımsızlığına dikkat çekilecek. OHAL'in kaldırılması da CHP'nin seçim vaatleri arasında. Toplantıda ana muhalefetin 600 milletvekili adayı da kamuoyuna tanıtılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce çalışmalarını İstanbul'da sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve İstanbul Barosu'nu ziyaret etti. Seçilirse üniversitelerin daha özgür olacağını söyledi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret etti. Çıkışta yüksek öğrenimle ilgili yapacağını sıraladı. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığında rektör atamaları Cumhurbaşkanı tarafından yapılmayacak. Siyasi partilerin genel başkanları nasıl milletvekillerini seçiyorsa üniversitedeki hocalarımıza bu hakkı geri vereceğiz. İnce seçilirse İstanbul Üniversitesi'ni birleştireceğini söyledi. Daha sonra İstanbul Barosu'na gitti.
Ziyaretin ardından İnce'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğer FETÖ konusunda yaptığı açıklamada samimi ise elindeki belgeleri MİT'le paylaşmalı sözleri soruldu. Belgeleri açıklayıp açıklamayacağını söylemedi, iddiasını yeniledi. Usulüne uygun bir şekilde Fethullah Gülen iadesi istenmemiştir. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı seçildiğinde ilk işinin yargıyı düzeltmek olduğunu söyledi. Ben yargılayabilecek yargıçlar istiyorum. Cumhurbaşkanı olarak Yargıtay'ın salonuna girdiğinde ayağa kalkmayacak yargıçlar istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli dövizdeki yükselişi değerlendirdi. 2001 yılındaki krizi hatırlattı. Büyük felaketti o. Senaryo aynı uyarısı yaptı. O zaman hedef Ecevit'ti, şimdi Erdoğan dedi. Şirket Partisi lideri Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin parlamenter sisteme dönüş çağrılarını da eleştirdi. Bu sistemi geri vitese takmak doğru değil ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini cebinden çıkardığı 4 kartla anlattı Devlet Bahçeli. 2000 yılında bir takım olaylar yavaş yavaş gelişirken şimdi yine böyle bir küresel olgu Türkiye'de ekonomik yönden de sıkıntı yaratmayı amaçlamış gözüküyor. Dövizdeki hareketliliği değerlendirdi. 2001 krizini hatırlattı. Senaryo aynı dedi. Ecevit gibi çok değerli bir siyasi şahsiyeti Türkiye'de nasıl ne hale getirdi mevcut siyasi iktidarı ve onun genel başkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanı olarak şimdiki sıfatıyla bir husumeti geliştirme noktasında bir çaba var. Aynı senaryo. Efendim hedefler farklı olabilir. Birisi Ecevit'ti, şimdi Recep Tayyip Erdoğan. Bahçeli ekonomi dibe battı şeklinde yorumlar yapanları sert eleştirdi. Ekonomi dibe battı, şöyle oldu, böyle oldu. Ama batarız hep beraber batar. Bahçeli, Merkez Bankası'nın bağımsızlaştırılması çağrısına da tepki gösterdi. Merkez Bankası da faizleri kontrol altına alıp fiyat istikrarını sağlamakla görevli. İkinci bir görevi yok. Bunu sağlamadığı takdirde diğer unsurların hepsi zaten sallanmış bütün sektörler itibariyle. Bunun bağımsızlığı olur mu? CHP ve İYİ Parti parlamenter sistemi yeniden dönüleceği vaadini de değerlendirdi. Geri dönüş olmaz dedi. Erdoğan ilk turda seçilir diye ekledi. Geri dönüşü olmayan bir yoldur burası. Bahçeli cebinden 4 kart çıkardı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini o kartların üzerindeki Türk bayrağıyla anlattı. Adına da al bayrak sistemi dedi. Al bayrağımızın alı bağımsız yargı olmalıdır. Hilalimiz yasama temsil etmeli. Yıldız da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. İftarda Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen MHP lideri dikkat çekici bir öneri getirdi. FETÖ'den görevden alınan hakim ve savcıların yargıladığı kişiler yeniden yargılansın çağrısı yaptı. Yazık günah insanlara. 5000 tane insan 50 bin davaya bakmışsa, 50 bin insana ceza vermişse, ortalama nüfus Türkiye'de 5'si alsan 250 bin mağdur. Bahçeli, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi de değerlendirdi. İnce'nin seçilirsem bisikletle işe gideceğim açıklamasına esprili bir yanıt verdi. Talip olduğu görev devleti yönetme görevidir, Cumhurbaşkanlığı görevidir. Yani velesbitle gezecekmiş. Yani kime hevesleniyorsun? Danimarka'da birisi yapmış. Şeyde. Bizde de çok velesbit var. Panayırlara gittin önünde bin tane velesbit. Sen duruş veriyorsun, iki tur attırıyorsun. İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise Konya ve Karaman'da halka hitap etti. Seçim vaatlerini sıraladı. Akşener'in gündeminde gençler ve çiftçiler öne çıktı. 81 milyon için. İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Konya ve Karaman'da halka hitap etti. Mevlana'nın şehrinde, Sadreddin Konevi'nin şehrinde, Selçuklu'nun şehrinde ve Osmanlı'nın şehrinde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Seçim vaatlerini sıralayan Akşener'in gündeminde gençler vardı. Sevgili gençler, işsizsiniz.
Çocuklarınızın karşısında anne babalar eziliyorsunuz. Size vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Meral Akşener çiftçilere de vaatlerde bulundu. Çiftçi tarlasına küstü. Kredi almaya gidiyorsunuz, dosya parası, ekspertiz parası. Alacağınız kredinin 1/3'ünü bankada bırakıp geliyorsunuz. Buradan ilan ediyorum. Çiftçiden dosya parası alınmayacak. Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ise Sakarya'daydı geride kalan günde. Karamollaoğlu, Türkiye'nin barış, kardeşlik ve güven duygusuna ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu seçim çalışmaları çerçevesinde Sakarya'da düzenlenen toplantıya katıldı. Bizim üzerinde durduğumuz en önemli husus barış ve kardeşliktir. Kutuplaşmadan, kamplaşmadan kurtulmaktır. Ekli problemlerinizi nasıl çözeceksiniz diye sordukları zaman da ben önce bunu söylemeye ihtiyacını duyuyorum. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi, partisinin seçim önceliklerini sıraladı. Ülke dışında bulunan insanların da, ülkenin içinde yaşayan insanların da yatırıma para ayırabilmeleri için güven duygusuna ihtiyaçları vardır. Temel Karamollaoğlu sosyal medya üzerinden e-meeting de düzenledi, soruları cevaplandırdı. Bir defa bu ithalatları... Türkiye, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi için 24 Haziran'da sandık başında olacak. Seçime 30 gün kaldı. Partiler ve adaylar da çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin seçim dirgesini başkentte, Ankara'da coşkulu bir topluluk önünde açıkladı. Ankara'da siyasetin nabzını tutan bir isim, meslektaşım ve de İmrenerek izlediğim bir isim. Çok da şey öğreniyorum. Niye inkar edeyim? Star Gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Kartoğlu bizlerle beraber. Kartoğlu'yla AK Parti'nin seçim bildirgesini ve 24 Haziran'a doğru gidilirken siyasetin gündemini konuşacağız. 2007-2017 11 yıl mı oluyor? 11 yıl. Evet, 11 yıldı ilk defa karşılıklı yayın yapabiliyorum. Evet. Vallahi telefonla çok iyi. Telefonla yapmıştık ama karşılıklı yayın. Evet. İlk defa. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Bugünkü güçlü Türkiye, güçlü hükümet, güçlü meclis vurgusu öne çıkan AK Parti'nin seçim beyannamesi, bir diğer ifadeyle seçim vaatleri çerçevesinde baktığımızda yeni ne var? Heyecan veren, vermesi gereken somuttan hareketle baktığımızda bunlar gerçekleşir dedirten. Şimdi sadece zaman isteyen projeler var. Şimdi çok biraz ayırmak lazım. Bir, bugüne kadar alışılan işte 16 yıldır işte yoldu, köprüydü, işte tüneldi. Hakikaten hani İstanbullular bilir. Burada bir iki tane alt üst geçit vardır. İsimleri işte bazı eski belediye başkanlarının filan isimlerinin aldığı. Yani Haşim İşcan geçitini mesela herkes bilir, çok meşhur bir yerde. Zamanında yapılmıştır. İyi de yapılmıştır filan ama şimdi yapılanlarla kıyasladığınızda insanlar diğerlerini saymakta yahut isimlerini akıllarında tutmakta zorlanırlar. Her biri bu merdiven gibi kalıyor o geçit diğer yapılanların yanında. O kadar üst boyutlara taşındı ki artık büyük projeler bile çok fazla heyecan vermiyor. Şimdi Taksim çılgın proje olarak hatırlayın, Taksim alt geçit vesaire filan. Hakikaten burada ciddi bir rahatlık sağladı. İşte AKM onunla birlikte yapılıyor. Bir Kanal İstanbul, işte onun üzerine daha ne yapacaksınız? Dolayısıyla o yapılanların sadece zamana ihtiyacı var bazılarının. Kanal İstanbul'un zamana ihtiyacı var ama çok hızlı yapıldığını görüyoruz. Havaalanı ortada, işte bu boğazın altından yapılmaz kimse. Diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Kimse diyemiyor. Hiçbir şey yok. Sadece mesela zaman meselesi. Amerika'da Miami'den gelen bir arkadaşım var. Pilot. Kendisi Türk Hava Yolları'nda pilot. Orada uzun yıllar yaşadı ve şimdi Türk Hava Yolları'nda Atatürk Havalimanı'ndan Göztepe'deki koşu yolundaki evine 18 dakikada gittiğini söylüyor. İnanılmaz bir değişiklik ve var. Ben şunu biliyorum. AK Parti'ye de sempati olan biri değil bu. Ama diyor ki ben öyle. Devrimlere bak. Benim için devrim nitelikli hizmetlere şimdi bakıyorum diyor. Şimdi tam ben onu söyleyeceğim. Mesele şu.
Bir, bu programın içerisinde büyük projeler, büyük yatırımlar var olanların devamı niteliğinde maddeler var. Fakat şehirdeki hayatı kolaylaştırıcı unsurlar var. Ben bunları daha çok önemsiyorum. Şimdi tüneller kullanılıyor, havaalanı kullanılıyor filan ama bu her gün işe giden gelen için çok manalı değil. Öbür taraftan ona bakıyor ama bir taraftan da günlük hayatı önemli. Şimdi şehirlerde raylı sistemler üzerine bir ağırlık veriliyor belli. O ağırlık mesela hayatı kolaylaştıracak, trafik akışını kolaylaştıracak vesaire. Fakat daha da önemlisi, yani şunu kastediyorum. 16 yıldır yapılanlar var. Bunlara ihtiyaç duyulduğunda yenileri eklenecek. Artık bunlar için şu mu yapılacak, bu mu yapılacak? İnsanların onu çok fazla önemsediğin zaman zaten rutin, evet, yapılması lazım. İşte nasıl otobüsler eskidi, yenileri yapılması lazım. Şimdi bizim üniversitemizde bindiğimiz otobüslerle, İkaruslarla bugünkü otobüsler arasındaki farka bakın. Aynen öyle. Farka bakın. Hani kıyas kabul etmez. Bilenler bilir. Dolayısıyla bunlar artık işin rutinine bindi. Kimse bugün çöp toplayacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım demiyor. AK Parti iktidarı için de bir takım yatırımlar neredeyse aynı rutine binmiş durumda. Fakat burada önemli olan şu. Yapılacak denildiğinde yapılıyor mu? Evet, yapılıyor. Şimdi bu kitapçıda da vurgulanmış. Kitapçık neler yaptık diye başlıyor, neler yapacağız diye devam ediyor. Yani şu mesajı veriyor. Bunları yapacağımızı söylemiştik, yaptık. Bunları da yapacağımızı söylüyoruz, yapacağız. Bir güven merkezli şey var. Benim daha çok önemsediğim, Türkiye'yi bir sonraki adıma taşıyacak olan bu dijitalleşme diye Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği. Geniş yer ayrılmış. Kaç başlık? En geniş yeri ayırdığı, mesela insani kalkınma kısmına en geniş yeri ayırmış. Sayfa olarak en fazla yer oraya ayırmış. 90 sayfa civarında. Diğeri de bu dijitalleşme, stratejik sektörler, ki bunun içerisinde tarım da var, Ar-Ge de var. Çünkü evet, tarımla Ar-Ge arasında stratejik açıdan, önem açısından bir alt üst ilişki kuramayız. Gıdaya da ihtiyacımız var, yerli ve milli tırnak içinde söylüyorum bunu, dışarıya bağımlı olmadan, teknolojiye de aynı şekilde dışarıya bağımlı olmadan ihtiyacımız var. Her ikisi de bizim için hayati dönemde. Haliç Bilim ve Teknoloji Merkezi diye. Çok fazla sayıda, aslına bakarsanız bunun temelinde şöyle bir şey var. Cumhurbaşkanı baş danışmanı var, Profesör Davut Kavranoğlu. Onun bir sunumu vardı. Sayın Cumhurbaşkanı da o sunumu yapmış. Ben bir üniversiteye verdiği konferansta izledim. Benzer bir şeyi anlatıyordu öğrencilere. Mesele burada şu. Bizim bilimsel altyapımızın tasarımına baktığımız zaman şöyle bir şey görüyoruz. Yani bir yerden bir iş başlayacak. Diyorsunuz ki bu buradan başlarsa şuradan çıkmaz. O kadar birbirinin içine girmiş ki. Yani bir emir komuta olarak baktığınızda, yönetim sistemi olarak baktığınızda, çıktı odaklı baktığınızda, katılımcılara baktığınızda birinin öbürüne erişimi mümkün değil. Çok yakın bir tarihte, yani bir iki hafta önce çok önemli stratejik kurumlardan birinin başındaki yöneticiyle bir aradaydım. Dedi ki şu haberi gördün mü? Nedir o haber? Bir üniversite bir teknoloji geliştirme konusunda bir meseleyi çalışacağını, onunla ilgili Ar-Ge yapacağını, şu kadar para harcayacağını açıkladı diye bir haber bana gösterdi. Dedi ki bu işi yapmaktan biz sorumluyuz. Bizim haberimiz olmadan başka biri aynı şeyi çalışıyor. İki yerde birden enerji harcıyorsunuz. İki ayrı hedef, her biri yarı yola kadar gidiyor ve duruyor. Şimdi bunları birleştirme yönünde bana bir mesaj verdi bu. Bu aynı zamanda eğitime de dönük bunun bir tarafı. Şimdi insanlar okula gidiyor, üniversiteye diyor çocuğum üniversiteye gitsin, bir meslek edinsin. Sonra piyasada iş bulacak, çok sıkıntılı. Ama bir tarafta KPSS'ye girer, iyi bir puan alır, filan yere gider. Fakat şunu düşünmüyor. Üniversitede kalır yahut bir araştırma geliştirme merkezinde çalışır. Haliç Bilim ve Teknoloji Merkezi. Çalışır. Oradan bilim üretir. Böyle bir hedef yok mesela. Bizim kuşakta hiç yoktu zaten. Evet. Şimdi de yok. Ama aslında bizi kalkındıracak olan bu. Evet. Ben bu vaatlerin ya da bu perspektifin içerisinde, bu bir perspektif. Çünkü bir hedef koyuyor, gelecek perspektifi koyuyor programın içerisine. Ondan sonra da bunu nasıl yapacağını anlatıyor. Bunun içerisindeki en önemli kısım da bu. Çünkü hani altın bulacaksınız, petrol bulacaksınız, çok para kazanacaksınız falan. Fakat zekayla yaptığınız üretim altından daha değerli. Madencilikten, altın madenciliğiyle değil, zihin madenciliğiyle kazanacağınız para çok daha yüksek. Çünkü yani altının kilogramı bilmiyorum şimdi ne kadar oldu ama gramı diyelim işte 100 bin lira. 200 küsur. Ama siz
teknoloji ürettiğinizde gramını ondan daha pahalıya satabiliyorsunuz. Dolayısıyla zeka madenciliği sizin ürebildiğiniz bir şey. 1 milyonun üzerinde her yıl çocuk doğuyor bu güzel ülkede. Güzel ifade, zeka ve madenciliği. 1 milyon tane zekanız var. Bunlardan bir tanesi bir teknoloji geliştirdiğinde, bir Elon Musk olduğunda evet, mesela siz kendinizi kurtarıyorsunuz. Dolayısıyla buna yatırım yapılacağını gördüm ben burada. Vaat asıl önemlisi de olması gerekiyor o zaman artık. Vaat değil bu. Evet. Bu vaat değil. Bu sadece altyapı. Bu ülkenin toprağı. 16 yıla bakarak artık hani cümleyi seçim vaatleri. Tabii kesinlikle. Bir şey. Projeler olarak bakmak lazım. Çünkü bu var olanların içerisinde Cumhurbaşkanı da ifade etti. Sürekli yenilenmesi gereken alanlar var. Mesela ekonomi. Sürekli duracaksınız orada. Döviz, faiz, para sizin paranız değil. Doları biz basmıyoruz. Karşılığında da bir meta yok. İtibari bir para. Yani Amerika'ya, Amerika'nın ekonomisine ve artık siyasetine, ordusuna, askeriyesine duyulan güven yahut ihtiyaç. Bunlarla birlikte değer kazanıyor ya da kaybediyor. Dolayısıyla sizin ilgi alanınız, sizin etki alanınızın dışında. Siz ne yapacaksınız? Hani diyorlar ya negatif ayrışma. Biz bu sistemden o dolarizasyonun etkilediği alanın üzerine bir ekstra bir etki gelmesini engelleyeceksiniz kendi ülkenize. Ama bunun için de bu sürekli iner çıkar. Bunun üzerine bir vaat kuramazsınız yani. Sadece bunu iyi yöneteceğinize dair mesaj verirsiniz. Ben bu dediğim ileriye dönük bilimsel teknoloji, dijitalleşme, yeni teknolojiler, savunma sanayi üzerindeki o vurgunun, o yatırımın birinci öncelik, bana göre birinci önemli kısmı o. İkincisi şehirlere ve doğrudan insan hayatına yönelik, işte parklar, bahçeler, yani yaşam kalitesine yönelik olan vurguları önemsiyorum bu ikisini. Öbür taraftan ekonomiye ilişkin de açık ekonomi, şimdi bizde hani dünyada küresel sistemde Cumhurbaşkanı da vurguladı zannediyorum burada ya da TRT'deki yayında söylemiştim ama bilmiyorum konuşmasında var mıydı? Korumacılık eyleminin küresel düzeyde yükseldiği bir ortamda evet, geçici oraya girmeyeceğiz diyor. Evet, oraya girmeyeceğiz diyor. Şimdi dışa açık, rekabetçi. Dünya o kadar enteresan bir yere geldi ki işte tabii dış dünyayı belki içeriden daha fazla sen takip ediyorsun. En büyük kapitalist ülke korumacılığa Çin. Yönelen Çin, ve en Amerika. Korumacı ülkede Amerika. Evet. Şimdi roller değişti. Şimdi değişen rollerde bizim değişmeyen bir rolümüz var. Biz coğrafi olarak da hepsinin ortasındayız. Dolayısıyla bu iki anlayışın da tam ortasındayız. Rekabetçi serbest piyasaya esas alan ekonomik yapının güçlendirilerek yola devam edileceğim. Bunu çok önemsedim. Neden? Çünkü bu hemen başlayan bir şey. Çünkü pazartesi günü mesela bu konuşmadan hemen sonra bir haber düştü ajanslara. Mehmet Şimşek evet. Ve Merkez Bankası Başkanı pazartesi günü İstanbul'da Sinans çevreleriyle bir araya geliyor. Tam da Londra'ya gidiyor. Ve salı günü de Londra'da finans çevreleriyle bir araya geliyor. İşte bu perspektifi anlatmaya gidiyor. Çünkü dediğim gibi para bizim paramız değil. Biz basmıyoruz. Biz kullanıyoruz sadece. Dolar üzerinden Türkiye'ye bir şeyler yapılmaya çalışıldığı aşikar artık. Onlar da itiraf ediyorlar. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Yahudi bir iş adamının ve de eski bir belediye başkanının sahip olduğu bir televizyon kanalı. Bloomberg. Evet. İnkar edilemez bir gerçeği orada ağızlarından kaçırdılar mı? Özellikle mi vurguladılar? Özellikle söylemişlerdi. Evet. Türk ekonomide Türkiye ile ilgili bir sıkıntılarının olmadığını ima ederken hedefin dış yabancı yatırımcı için asıl Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti. Bu şaşırtıcı bir şey değil. Uzun zamandır yani özellikle 2009'dan 2009. Beri aşağı yukarı böyle. Hani bunu one minute'ü de milat alabilirsiniz ama ondan sonra bir bekleme süresi var. Hani nereye dönüyor bu iş falan diye. Çok mu siyasi yoksa bir kararlılık mı var diye. Kararlılık görülünce bence ondan sonra bu şimdi iş biraz milat oldu. Bugünkünden 25 milyar dolar daha fazla olduğu bir dönemde böyle bir sıkıntı yaşamıyor ya da böyle bir dolar hareketliliği yaşamıyor. Tam aksine bugün yaşıyor. O dönem Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine baktığınızda 3-5 milyar doları geçmezken şimdi 120 küsur milyar dolar yanılmıyorsam hazinedeki dolar varlığı. Buradan kalkıp ya ekonomiyle ilgili bir sıkıntı diyemiyor kimse. Yok tabii diyemiyor. Belki burada tabii ki diyemiyor. Bir yaranın yayın öncesi ifade diyemiyor. Ettiğim şey vardı. Şu yani şimdi hakikaten bir operasyon olduğu, daha doğrusu bir şeylerin operasyon olarak kullanıldığı doğru. O şey ne? Şimdi söylediğim şu.
Yani elinizin en güçlü yerinde, hocam şuraya ya da buraya, burayı kaşımıyor. Buraya yara yapmak için uğraşmıyor. Operasyon dediğimiz bu değil. Daha önce sizin bir zaafınız, bir açık bir yeriniz, zayıf bir noktanız varsa orayı kaşıyor. Size düşen aslında orayı öyle bırakmamak, ayrı bir bahis. Ama bıraktıysanız orayı kaşıyor. Yani şimdi operasyon, yapısal reformlar. Tabii ki. Zaten bu başından beri çok söylenen bir şeydi ama hiç böyle, mesela biz yargı reformları yapıldı Türkiye'de. Zaman manipüle edilmiş zamanları da oldu bunun, FETÖ tarafından ayrı bahis ama birçoğu da güçlü reformlardı bunların. Şimdi bütüncül olarak yapıldı. Bir başlandı. Hani Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle efradını cami, ayarını mani bir şekilde yapıldı. Ve önemli de sonuçlar alındı. Bir takım arızaları bile olsa. Onlar tolere edilebilir. Fakat ekonomide hep parça parça iş yapıldı. Parça parça yapılınca sürekli geri dönüp bir şeyleri düzeltmek zorunda kalıyorsunuz. Ekonomideki yapısal reformlar denilirken aslında bütüncül bir iç operasyona ihtiyacı vardı Türkiye'nin. Bunu tam olarak başaramadı. Neden? 17-25 gezi, yerel seçim, arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçim, arkasından bir seçim daha filan, işte iki seçim üst üste hatta 2015'te. Bütün bunlar ve dışarıdan da bu pozisyonu kullanan bir ekip var, işte demin senin bahsettiğin. Bu ekip de kullanıyor. Neyi kullanıyor? Senin bulunduğun ortamı kullanıyor. O ortama girmeseydin, zaten o ortama da adım adım bir şekilde ya giriyorsun ya sokuluyorsun. Dolayısıyla burada güçlü olmak lazım. Şimdi bankacılık sisteminin temelleri hakikaten sağlam. Orada hiçbir sorun yok. İyi yapılandırılmış. AK Parti'de bir kıskançlık yapmadı. Bir dakika, bu eski dönem, biz bunu değiştirelim falan demedi mesela. Yani Kemal Derviş getirdi yaptı bunu, biz onu bozuyoruz falan demedi. Var olan sistemin uygun düzgün yürüyebileceğini gördü ve yürüttü. Buna hiç kimsenin itirazı yok. Şimdi söyleyenler de o döneme atıfta bulunur. Aslında bunlar yapmadı, o yaptı falan diyor. Öyle bir şey yok. İyi bir şey yapılıyorsa, bunu kim sürdürdüyse ona şapka çıkartmak gerekiyor. Ve o sürdürüldü. Orada bir sıkıntı yok. Fakat bahsettiğin gibi her şey iyi gidiyor. Sonuçta bu dolar artıyor ediyor filan ama biz ihracattan da para kazanıyoruz aynı zamanda bir yandan. Fakat bu son tahlilde bizim yapısal olarak bir takım sorunlarımız olmadığı anlamına gelmiyor. Ne yapıyoruz? İhracat şu kadar arttı. Bakıyoruz ithalatımız da artmış. Neden? Çünkü ithalata dayalı bir ihracat üretimin var, senin sanayin var. Problem şu. İthalatı azaltarak ihracatı çoğaltabiliyor musunuz? Ara üretim, ara ürünleri yahut ham maddeyi kendiniz üretebiliyor musunuz? Bunu yapıyorsanız o zaman meselenin bir kısmını hallediyorsunuz. Şimdi döviz faiz dengesinde sadece Merkez Bankası'nın faiz veyahut dolar döviz satma, piyasaya döviz sürme enstrümanını kullandığınızda cebinizdeki parayı tüketirsiniz bir süre sonra. Hele bir de operasyonel tarafı varsa bunun, gayya kuyusu gibi ne atarsanız içine emer. Ama öbür taraftan gıda enflasyonunu yönetebiliyorsanız, bunun için Tarım Bakanlığı var ve bizim bildiğimiz Tarım Bakanlığı yaklaşık 6-7 yıldır hep şunu söylerler. Hatta bunu yaptık da dediler. İşte biz bugünden, işte Eylül-Ekim ayından, hani buğdayın, işte patatesin vesairenin Ekim aylarından sonuçta ne kadar, neyi ne kadar üretileceğini biliyoruz. Kaç dekara ne kadar ne üretildi biliyoruz. Bu ne demek? Yaz geldiğinde hangi ürün eksik, hangi ürün fazla, bunu biliyoruz. Neyin kısıtlı olmasından mütevellit fiyatı artar, neyin bolluktan dolayı fiyatı düşer, bunu da biliyoruz. Onun neden gıda enflasyonumuz var? O zaman ne oluyor? Bir bakıyorsunuz işte Gümrük Ticaret Bakanlığımız var. Gümrük değil ama ticaret kısmıyla fiyatların kontrolünü, koordinasyonunu sağlayabiliyor mu? Şimdi bu ikisini sizin yapmanız lazım. İthalata dayalı bir ihracat ya da bir sanayi, bir üretim mekanizmasının olmaması bu ikinci unsur. Bunun üzerine gelecek. Ekonomist değilim. Sadece görebildiklerimiz bunlar. Ekonomistler tabii ki daha ayrıntılarını biliyorlar. Ama mesele üretimden, bütün bu bütüncül mantıktan çıkıp sadece faiz verin, döviz satına dönerse ondan kurtulamazsınız. Şimdi bu manipülasyonun ve de seçim üzerinde biraz da erken başlattılar. Son 15 gün herhalde çok daha yoğun bir saldırıyla karşı karşıya kalacak. Ben şöyle bir şey gördüm Türkiye. Ama sanki siyasi de biraz mühlet verdi ve hadi bakalım nereye kadar gidiyor bu iş diye bunu gördü, görmeye çalıştı. Neden? Çünkü dövizi bir alan varsa, bir satan var. Bu sonuçta kaydı para, hepsi görünüyor. Biri buradan alıyor, sonra öbür tarafa gönderiyor. Öbür taraftan da o para kazanıyor. Sonuçta para gezer. Faiz topluyor ya da arbitrajdan kazanıyor. Tabii ki. Çünkü para durmuyor ki. Gece yarısı nerede borsa ya piyasalar açıksa oralarda çalışıyor. Evet. Dolayısıyla şunu bilmek gerekiyor. Buradan çıkan para nereden para kazanmaya gidebilir? Başka bir yerde para kazanıyor ve oraya gidiyorsa
Buna evet bir spekülasyon diyebilirsin, manipülasyon diyemezsiniz. Neden? Çünkü adam diyor kusura bakmayın benim param buradaydı, aldım orada para kazanacaktım götürdüm. Devlet bunu biliyor. Neresi kasıtlı, neresi bir dalganın içerisinde üzerine sörf yapıp oradan para kazanma için arkasından gidiyor bunu görebiliyor. Zannediyorum biraz bunu görmek, netleştirmek için biraz mühlet verdi. Yoksa bu müdahale 2 hafta önce de yapılabilirdi. Hatta şunu söylüyorlar işte 2 hafta önce yapılsaydı işte 200 bas puan yani 2 puan daha arttırıp aynı etkiyi alabilirdi. Şimdi 3 puan arttırdılar. Hatta 4 falan bekliyorlardı. 3 ile kurtardı ama bugün bir karar da alındı. Merkez Bankası gerekirse 10 milyar dolara kadar para satabilirim diye. O da bir şey. O da bir gösterge. Önemli bir gösterge. Burada önemli olan şu. Siyaset, kurumlar bir şey söylediğinde bunun yapılabileceğini görmeli. Çocuğunuza bir şey diyorsunuz. Bak onu kırarsan gösteririm ben sana. Bir şey göstermezseniz daha çok şey kırılır. Ama gösterirseniz ikincisi kırılmaz. Kesinlikle. Şimdi o korkuyu verdiğinizde ki korkudan kastımın ne olduğu belli. Onu verdiğinizde o zaman herkes bir kendine çekidüz veriyor. Operasyon yapacak olan da bunu çok açıktan ve bodoslama yapmak zorunda. Onu da yapmazlar. Çok zor yaparlar. Neden? Çünkü bu sefer sıcak paranın girdiği her yer o sıcak paraya karşı çok temkinli olmaya başlar. O da onun işine gelmez. O kadar açıktan da yapılmaz. Öyle tahmin ediyorum. Bir de geleceğe dair bir net mesaj vermek gerekiyordu. Bu seçim bildirgesinin içerisinde o mesaj da var. Demin senin okuduğun kısımda. O mesaj da var. Bir güven adası burası. Para konusunda güven adası. Evet. Ticaret yapıyoruz. Ben kazanmak için imkanlar sunuyorum. Bu ülke üstelik başka bir ülkede bir ekonomiyi de etkileyebilecek siyasal krizler göründüğünde kaçabilirsiniz. Fakat bu ülkede darbe girişimi dahil dünyada ülkeleri devirebilecek ne diyorlar? İşte yıkık ülke diyorlar iflas etmiş. Bu hale getirebilecek operasyonları biz Türkiye'de siyasi iradenin önderliğinde önleyebiliyoruz. Dolayısıyla burası aslında o anlamda da krizlerde risk alınabilecek bir ülke. Bu mesajı vermeye çalışıyorlar. Zannediyorum bu mesajı burada Cumhurbaşkanı verdikten sonra Mehmet Şimşek'in ve Merkez Bankası Başkanı'nın bu ziyaretlerinin olmasında ben buna sonrasında Londra'ya gidecek. Bunu da ona bağlıyorum biraz. Londra'da tabii enteresan. En son Cumhurbaşkanı oradaydı. Siyasi olarak çok zengin, çok beklentilerin de belki üstünde olumlu bir seyahat diyor, ziyaret diyor. 3 gün sürdü biliyorsun. Fakat ekonomik olarak, finansal olarak diyelim, ekonomik demeyelim çünkü uzun vadeli ekonomik ilişkilerde çok önemli kararlar alındı. İlişkiler kurulu, planlamalar da yapıldı. Fakat kısa vadeli finansal ilişkilere dair bir sıkıntı oldu görüşmelerde, konuşmalarda bu para piyasalarına mütevellit. Şimdi zannediyorum biraz onu toparlamaya gidiyorlar. Başlık başlık gidersek. Bu arada New York merkezli Standard & Poor's adlı kredi derecelendirme kuruluşu bu operasyonun bir parçası. Biraz da bilirim oraları. Yani yine Fitch'i de gördük. Standard & Poor's mesela dedi ki Ağustos ayında açıklayacağım Türkiye ile ilgili kredi notumu. Şimdi Mayıs'a çekti. Bu Ağustos'ta dediği zaman seçim kararı alınmamıştı Türkiye'de. Şimdi kime anlatırsınız bunu? Tabii. Yani Mayıs'ta açıklıyorsun. Kaldı ki bunların öncekilerin de zaten. Bir versiyon ama oldu zaten açık. Herkes bunu söylüyor. Bu siyasal şeyler bunların hepsi baktığınızda sonuçta birisi size bir not veriyor. Bu ne demek? Giymişsiniz en markalı en pahalı yerlerden filan. Birisi diyor ki hayır bu rüküş oldu tutmadı. Bir anda bütün moraliniz çöküyor. Bir anda bütün o harcadığınız para, bütün o değer sıfır. Neden? Bir expert bunu, bir uzman bunu söyledi diye. Şimdi kanaat oluşturma noktaları bu açıdan önemli. Ekonomide de bu bir kanaat oluşturuyor. Ve sizin değerinizi bir anda düşürüyor. Siz ne kadar üretirseniz üretin değerini. Çok enteresan bir sistemdir bu. Bunlar para alıyorlardı biliyorsunuz. Tabii ki. Türkiye çalışmıyor şimdi artık. Şimdi çalışmıyor. Bir hem para veriyordunuz hem sizi aşağıya düşürüyor. Para kaybettiriyorlardı. Şimdi para vermiyoruz ama mesele bu şu. Bir siber saldırı benzeri bir şey bu. Biraz ya fakat şöyle de iyi bir tarafı var. Aslında politika yapıcılar, paradan para kazananlar ya da yatırımcılar, yani uzun vadeli olanlarda tek başına bir şeye bakmıyorlar. İyi tarafı bu. Bizim biraz bunu kullanmamız lazım. Hani gazeteler manşet yapıyor. Aa düşürdü. Muhalifseniz düşürdü bak rezil oldu bilmem ne falan diye manşet atabilirsiniz. Ama sonuçta
insanlar çıktıya bakıyorlar. Asıl yatırımı yapanlar ya da karar verici noktasındaki politikacılar. Buna bak. Ve bir taneye bakmazlar biliyorsun. Onlar en az 3 kredi değerlendirme kuruluşuna bakarlar. Evet. Sonra Dünya Bankası IMF verilerine bakarlar. Ondan sonra da eğer hala bir niyetleri varsa daha ayrıntıdaki küçük değerlendirmeler, raporlara bakar. Büyümesi çok iyi gelişmekte evet. olan ekonomiler içerisinde ne çıkıyor? Dünyadaki 16. 17. Bizim sorunumuz şu. Türkiye'nin sorunu şu. Uzun vadeli yatırım konusunda aslında bir sorunumuz yok. Türkiye çok değerli diyorlar işte İstanbul'da metrekare fiyatı şuraya çıktı bilmem ne filan. Hala yatırım yapılabilir noktada ve iyi kazandıran noktada. Evet. Fakat mesele şu. Kısa vadeli borçlarımız yüksek. Sorunumuz da o zaten. Özel şirketlerin yüksek. Devlet kendini biraz kurtarıyor ama sonuçta özel şirketlerin de zarar görmesine bir yere kadar izin verebilirsiniz. Onun dışında müdahale etmeniz lazım. Çünkü şirket dediğiniz özel patronu bilmem kim ama sizin vatandaşınız, sizin ülkenizin ekonomisinin bir parçası. Binlerce insan. Amerika Birleşik Devletleri 2008 krizinden sonra o dev konut finansmanı şirketlerini tamamını kurtarmadı mı? Evet. Kurtardı. Bazılarının batmasına müsaade etti ama bazılarınkini edemedi. Oradaydım. Çünkü şimdi sosyal medyayı ben birazcık zaman ayıranlardanım. Orada ilginç bir AK Parti kitlesinin savunma refleksi var. Dolar 10 lira, euro 15 lira, benzin 30 lira olsa ne olur? Biz birlik olduktan sonra. Hı. Dolar 1 lira, euro 1 lira, benzin 50 kuruş olsa ne olur? Biz dağıldıktan sonra. Burası çok çarpıcı bence. Evet. Bir diğeri de Libya'da benzin bedavaydı. Suriye'de ucuz. Irak'ta da öyleydi. Irak'ın kuzeyinde ben aylarca kalmış birisiyim. Hmm. İki günde bir işte tek plaka, çift plaka uygulamasıyla bedava petrol dağıtılıyordu. Ne Suriye kaldı, ne Libya, ne de Irak şimdi tabii. Görüyoruz. Bu da enteresan, ilginç. Kesinlikle öyle. Aslına bakarsanız biz savaş görmedik aslında. Bunu böyle düşünmek lazım. Bu ülke bizim başımıza hiç yıkılmadı. Çok şükür. Bizim ordularımız savaştı. Allah şehitlerden razı olsun, gazilerden razı olsun. Onların sayesinde biz burada yeni bir ülke inşa ettik ve onu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Fakat evimiz başımıza yıkılmadı. Evi başına yıkılan Osmanlı topraklarında başka ülkeler doğdu daha sonradan ama biz şimdi Suriye'yi, Irak'ı, ülkeleri, şehirleri görüyoruz, binaları görüyoruz. Ve başkalarının savaşları o fotoğrafları bize gösteriyor. Türk ordusu da Afrin'e girdi, Elbaba girdi. Böyle bir sahne olmadı. İnsanlar evlerinde yaşıyorlar hala. Yıkılanlar da yeniden yaptırılıyor. Bizim savaştan anladığımız şey orduların savaşı oldu bugüne kadar. Ama bu dünyada şu anda ordular savaşmıyor. Ordular sivillerle başka orduların arkasını vuruyorlar. Evet. İkinci Dünya Savaşı da böyle yaşandı. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bunun kıymeti buraya yansıyan şey. Birlik. Tamam, birlik bu kadar. Başınıza bomba düşmediği sürece her şeyin altından kalkarsınız. Sonuçta sandık var bir daha önce. Kesinlikle. Evet. Peki başlık başlık hızlandıracağım. Özellikle kadınların istihdamına vurgu var. Orada %40 oranında artış. Cem evleri. Evet. Çok önemli o. Şu bakın önemli. Bu aslında statü. Bakarsınız. Ben hani dedim ya demin. O kadar rutine bindi ki. Bu da rutinin bir parçası. Cem evlerinin statüsü konusu daha önceden o kadar çok gündeme geldi. Geldi biliyorsunuz faturaları ödeniyor vesaire filan ama bir statü yani ibadethane statüsü verilmiyordu hı hı. bugüne kadar. Şimdi hangi statü verilecek bilmiyorum. Ben ibadethane statüsüne hükümet çok sıcak olmadığını biliyorum sadece. Kastın ne olduğunu önümüzdeki günlerde biraz daha net görebiliriz ama oraya bunların hepsinin işte kültür merkezi vesaire bu tür statülerinin statüleri biliniyor, kullanılıyor gayri resmi olarak fakat nasıl resmileşecek ona bakıyorum. Bana sanki yine bir ibadethane